Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım yeni etkinliği tanıtmaya geldim. Evet karşımızda seri etkinliği. Hemen şuradan bir aç diyelim dostlarım yeni etkinliğimizi. Gerçekten güzel bir etkinlik. Çok beğendim onu baştan söyleyeyim. Bilmeyenler için de söyleyeyim bu ay iki tane gelecekti ya işte o ikinci etkinlik de bu arkadaşlar. Bir tanesi zaten hala hazırda devam ediyor. Bu da ikinci etkinliğimiz. Şöyle bir i harfine de basalım ve etkinliğimizi tanıtalım. Bu arada hala kanala abone değilseniz abone olmayı Bekliyorum. Evet. Desteğin için teşekkürler dostum. Hemen başlayalım. Diyor ki serini devam ettirmek için her gün verilen süre içinde bir görevi tamamla. Evet günlük görevlerimiz olacak dostlarım. Ve bu görevleri arkadaşlar bize verilen süre içerisinde yapmamız gerekiyor. Genelde 24 saat dostlarım. Güzel zaman dilimi geniş. Hemen ikincisi ise seriler ne kadar uzun o kadar iyilik bonusu katlayıcıları ve ödüller kazandırır. Gayet güzel. Üçüncü bölümde ise görevi zamanında tamamlamazsan seriye baştan başlayabilir. Veya Taş kullanarak görevi tekrar deneyebilirsin diyor. Ve son olarak bir sonraki görev açılana kadar beklemek istemiyor musun? Taş kullanıp şimdi açabilirsin. Zaten bunlar arkadaşlar özet geçmiş. Burada ilk görevimiz zaten burada yazıyor. Diyor ki birinci görevimiz bu kademeyi açmak için iki yıldızlı bir saldırıda %60 yıkıma ulaş. Yani gerçekten çok basit. Bir saldırı yap iki yıldız al ve %60'ı geç. Bu kadar basit ve ilk görevi tamamlayacağız. İsterseniz tamamlayalım sizlerle birlikte. Mesela dostlarım %100 yaptım. Yani %60'ı geçtim şurada. Eve geri dön diyorum. Şöyle hemen etkinlik bölümüne geliyorum. Bakın ilerlemem ee, bir sonraki kademeye geçmiş oldu. Seri bonusu diyor. Burada seri bonusunun üstündeki i'ye tıkladığımız zaman lig ganimet bonusundan %10 daha fazla kaynak almanı sağlıyor. Şunu bir alalım böyle ve artık ben yapacağım normal saldırılarda dostlarım burada artık yani %10 daha fazla ganimet alacağım. Bakın dostlarım bahsettiğim ola şuradakiydi yani sağ taraftaki mesela ben %53 hasar verdiğim için %93 bonus aldım burada. Şimdi mesela ben burada %100'lük bir yıkım oranı verdim bakın sağ tarafta %110 bonus verdi bana. Bilmeyenler için de şöyle ufaktan bir özet geçeyim. %70 ve yukarı yıkım oranı verirseniz bonusun %100'ünü alıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben %70 oranda hasar vermiş olsaydım da bu köyü %110 bonus alacaktım dostlarım. Mesela dostlarım ben burada saldırımı %71 örnek veriyorum %70 civarı bir şey aldım sallıyorum yani. Bakın yine bonusun %100'ünü almış oluyorum. Yine böyle bir bunu da göstermiş olduk. Şimdi evimize geri dönelim tekrardan. Şuradan ilerleme kısmını açalım. Normal şartlarda günlük görevi bitirirseniz eğer dostlarım size 24 saat bekleme süresi veriyor. Bu 24 saat bekleme süresini eğer beklemek istemiyorsanız burada elmasla açabilirsiniz. Bir elmasla açalım dostlarım. İkinci görevimizi görelim. Diyor ki ikinci görev diyor bu kademi açmak için iki yıldızlı bir saldırıda %75 yıkımına ulaş. Birazcık daha artmış mesela göre bir tık daha zorlaşmış. Hani iki yıldız alacağız ve %75 yıkım oranına ulaşacağız. Mesela dostlarım saldırı Çıkışlarınızı yaptınız. Görevi tamamladınız. %75'i mesela geçtim. Sağ tarafta görüyorsunuz. Çıkışımı verebilirim artık. Görev sonuçta tamamlandı. Şimdi eve geri döneceğim. Şöyle şuraya tamam diyelim. Bakın ikinci görevde tamamlanmış oldu. Ve %10'da ekstra bonus alacağız. Şimdi bunu ben de ilk defa göreceğim. Sizlerle birlikte deniyorum. Şimdi bunu al diyorum. Şimdi yapacağım. Saldırılarda bana %20 bonus mu verecek? Çünkü sonuçta birinci ve ikinci görevi bitirdik. Sırada artık üçüncü görev var. %15. Abi sen şaka yapıyorsun. Saldırımız bitti ve %120 bonus veriyor. Peki bu sona doğru gidersen ne kadar olacak bir dakika tekrar bakabilir miyim %10 %10 %115 gelecek %20'ler ekleniyor ve en sonunda tabii 3.000 parlak cevher var. Ve burada arkadaşlar bir sonraki görevin açılmasına ise görüyorsunuz yine 24 saat var. Her bir görevi bitirdiğiniz zaman 24 saat görev süre veriyor. Mesela bunların hepsini bir açalım. Bunu da bir bitirelim ne diyor? Bu kademeyi açmak için 2 yıldızlı bir saldırıda %90 oranına ulaş. Hemen yapalım. Bir dakika dur da şunu da göstereyim en azından çok fazla ilerlemek istemiyorum. Mesela görevimizin 3. gündeyiz. Mesela başaramadık diyelim görevi. Örnek veriyorum başaramadık diyelim. Böyle bir rakip aranıyor diyelim. Hadi abicim. Ee, şöyle kralı bırak çık. Sallıyorum. Ne oldu? İlerleme. ilerleme bir dakika. Görev. Hiç olmadı. Kademi açmak için 2 yıl hızlı bir saldırıda %90 oranına ulaş. E sıfırlanmadı ne olacak? Ha, sıfırlanmasını bekliyordum. Ya da askerlerin hepsini mi bırakmam lazım? Bir deneyelim onu da sonuçta. Mesela şuradan askerleri bırak. Kral kraliçe. Şöyle askerlerin hepsini gönder aga. Güzel. Şöyle hepsini yolladım. Ee, büyüleri kullan. Şöyle hepsini salladıktan sonra Tamamdır çıkışımı veriyorum. Ee, yıldız alayım ama %50'yi geçeyim ama işte %90'ı geçmeyeceğim. 44, 45 şöyle... %50'yi geçmek hiç bu kadar zor olmamıştı ama <laughs> şansımızda ee, %47. Hadi abicim 49. 50'de çıkış yapacağım çünkü tamam. Örnek veriyorum geçemedik. Görevi yapamadık. Tüh. Ne olacak? E, i̇lerleme de yine kaydol işi olmadı. iptal olmadı kalan süre bir de süresi artıyor 3 gün mesela. Ya da 3 gün boyunca yapmadım yapmayı unuttuk diyelim mesela. Bir dakika 3 gün ileri alacağım. 23 saat 45 dakikamız kaldı. Bir gün daha ileri alacağım. Şöyle basalım. Evet yapmayı unuttuk. Görev başarısız oldu. Devam et desem. Baştan başla ya da o 160 ölmez. Aga. Peki baştan başla desem ne olacak. E, bu görevi bir bitireyim yine benden 24 saat bir talepte bulunacak mı o önemli benim için. Böyle ilk görevi tamamladım dostlar. E. Saldırı yaptım şimdi. Bak bir saniye önce saldırı yaptım. Ni niye saymadı? Bir dakika görev mi değişti? Bana mı öyle geliyor yoksa? Akademi açmak için 2 yıldızlı bir saldırıda %60 yıkım oranına ulaş. E ben ne yaptım? <laughs> Aga ben ne yaptım lan? Dur yine bir saldırı yapayım. Yapacak bir şey yok. Bakın dostlarım saldırımı yaptım. %100 eminim görevim bittiğine. Bakın bonuslarım gitmişti. Şöyle bakıyorum. Evet. Kademe mi İlginç. Çok ilginç. <laughs> Herhalde bug'a girdi oyun. Bilmiyorum. %67 oranında bir yıkım oranı verdim. Saldırdım köyleri çok bakmayın arkadaşlar. Çok önemli değil. Amaç burada yıkım oranını vermek. Galiba bug'a girdi. Ben bir reset atacağım. Evet bir reset dedim. Şimdi tekrar bir deneyeceğim son olarak. Böyle bir görevi bitirdim. %100 yıkım yaptım. Tamam. Düzeldi arkadaşlar. Okey. Mükemmel. Şöyle yüzde onları alalım. Şunu da açayım bu kademeyi de. Bir hepsinin sonuna kadar geleyim bakayım ne olacak. Hemen ardından ikinci görevi de tamamladık. Şöyle hemen şöyle elması bayıyorum üçüncü görev için. %90'dı bu buradan 3. görevde bitirdik dostlarım %15'i aldık mesela bundan sonraki görev bilmiyorum bakalım ne çıkacak şöyle açalım ne diyor bir kademeyi açmak için 2 yıldızlı bir saldırıda %95'e çıktı bakalım bundan sonrası herhalde %100 oranda yıkım isteyecek bizden o yüzden daha dikkatli saldırmamız gerekiyor bu görev de bitti dostlarım %15'leri alalım ve tekrardan hemen 5. görev için elmasları bayalım dediğim gibi 3 yıldızlı bir %100 oranda saldırı istiyor. Hemen bunu da tamamlayalım ve %20 bonusumuzu alacağız. Evet %20'yi de bitirdik. Şöyle sırada diğerinde diğeri ise yine %100 oranda bir yıkım istiyor. Şöyle hemen diğer saldırıya geçelim. Agalar bakar mısınız? %170 bonus veriyor. Neredeyse yarım milyon buradan geliyor ya. <laughs> yarım milyon. Şaka mısın? Şöyle bir eve geri dön diyeceğim. Şuradan tekrar son %30'u alacağız. %170 de %200 oranında bonus vermesi lazım. %200 oranında Şöyle şurayı da tamamlayalım hemen bir kademeyi daha tamamladık 3000 parlak cevher alacağız İsterseniz hemen şöyle tamamlayalım dostlarım elmas bol zaten ver güzel şöyle direk, direkt, saldırımızı başlatalım çok iyi bir etkinlik ya valla bir şey söyleyeyim mi Hammer Gem'in 2.0 versiyonu gibi bir şey arkadaşlar burada direkt tüm görevlerinizi tamamlayabilirsiniz İsterseniz isterseniz saldırımızı direkt buradan başlatabiliriz hmm. şöyle yapacağım Şöyle gönder kral kraliçe koruyucu bir öfke büyüsü şifacılar onun dışında koruyucuyu soldan bırakacağım. Titan kelle avcıları barbarları da gönder. Şu noktaya bir koruyucunun desteğini gönderirsem şuraya bir dondurma şuraya bir dondurma tatlı olacak çünkü. Ee, koruyucu sanki sola gitsen senin için daha mı sağlıklı olacak bilmiyorum ama sanki sanki bir tık daha öyle sağlıklı olur bizim için. Bir dondurma dağıtmış oldum. Belediye binasını almış olduk. Koruyucunun özelliğine yapıştı. Sır, Koruyucu biraz daha ilerleyen lan. Koruyucunun özelliğinde bastık. Kral da korumuş olduk. Gayet güzel. Şuraya bir zehrimizi atalım. Bir öfke büyüsü tekrardan. Şu noktalara okçularımızı yollayalım. Görünmezliğimiz var. Biraz gereksiz olmuş ama neyse. Görünmezliğimizi atalım. Kral da korumuş oluruz. Şu noktaya da bir dondurma. Güzel kralın özelliğini yapıştırdıktan sonra kraliçenin özelliği kalmış oldu. Kraliçenin özelliğini bas gitsin aga. Alır mısın burayı sadece? Yok be alamadı. Çok zor çok zor. Yüzde %100 yapıyor muyuz? Yapamıyoruz. Geçmiş olsun. All right. <laughs> <laughs> evet yapamıyoruz. Gerçekten yapamıyoruz bu arada. Yok yok geldi aga. Bir buçuk dakika süremiz var. Çok rahat 3 gelecek. Kral da dış temiz diyor Herhangi bir şekilde süreden yememiş olacağız. Temiz bir üçlük gelmiş oldu. Burayı da tamamlamış olduk. Tüm görevleri bastık. Yani 98 elmas kademeyi tamamlamak için yeterli mi bilmiyorum ama en azından ilk 6 kademe için 98 elmas istiyordu. Yani 98 çarpı yapıyorum şu an. 6 kademe için 500 elmas vereceksiniz ve bu 500 elmas size en azından bir hafta boyunca her saat aldığınızda banko bakın Titan liginde olduğunu düşünüyorum banko diyorum arkadaşlar ne kadar getirecek ee, yarım milyondan fazla getirecek zaten sizde 1 milyon alırsanız Titan liginde ortalama olarak Nereden baksanız düşünüyorum. 1.5 milyon her saldırı başa alırsınız. 1.5 milyon. Bakın arkadaşlar saldırıyı tamamlayacağım. Ya 560 bin geldi ya. Yok böyle bir şey. 2 milyon sallıyorum. Gelmez yani. 1 milyon gelir. 1 milyon 560 bin. Allah bereket versin be aga. Valla güzel bir etkinlik ha. Ben çok beğendim. Ücretsiz bu arada. Herhangi bir şekilde etkinlik bileti satın almanıza gerek yok. 3000 parak cevherinizi aldığınız zaman bitmiş oluyor bu görev. Gayet güzel bence. Ne diyorsunuz bu işe? Ben beğendim. Ganimet kasmak için birebir adamları hem aktif tutmak için 10 numara 5 yıldız bir yöntem hem de aktif olanların da hakkını verecek bir yöntem arkadaşlar. Duvarlarınızı kasmak istiyorsanız bu etkinlik boyunca bir hafta boyunca en azından inşaatlarınızı boşta bırakıp arkadaşlar bu süre zarfında en azından e, güzel güzel ganimet kasabilirsiniz. Benden size tavsiye biraz kupa çıkın liginizi yükseltin arkadaşlar. Tabi bu süre zarfında da alt ligde de ölü köyler olacak ama önemli değil be aga. Ligden temiz temiz e, bonuslarınızı alın. Umarım etkinliği güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. umarım editte daha güzel olacak. Daha ben çünkü yaklaşık bir buçuk saatten fazla kaydettim. Bu videonun süresi 10 dakika falan kesilecek. Keşke kırpma biçmeyle. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.